Hiçbir şekilde kendi arzuladığı şeyleri yerine getiremeyecek ve bu e, saklanamayacak bir katliam, bir cinayet. İşgal güçleri tüm kırmızı çizgileri aştı ve biz bunun muhasebesini, bunu muhakemesinden onun kurtulmasını engelleyeceğiz. ...düşmanlığın ilk gününden bugüne kadar haklarımızı savunduk. Ancak bu gece yaşanan facia... E, halk, ...halkımızın gençlerine karşı yapılan bu olaydan sonra... E, ...hemen acilen vatan toprağına geri dönmeye karar verdim ve geldim... Ördün'de kardeşlerimizle anlaştık. Yapacağımız toplantıyı, Amman'da yapacağımız toplantıyı iptal etme kararı aldık. Sayın Biden'la yapacağımız toplantıyı iptal ettik. Ve ben buradan bütün insanlara sesleniyorum, bütün herkese sesleniyorum. Birliğimizi koruyalım. Aramızdaki safları sıklaştıralım. Hiçbir şekilde fitneye düşmeyelim. Çünkü bundan hiçbirimiz fayda görmeyeceğiz. Sadece düşmanlarımız bundan fayda görecektir. Ve hiçbir şekilde cinayetlerden cinayetlerden, tecavüzlerden, yapılacak olan hukuksuz işlerden kaçınalım biz. Bunlar bizi zor durumda bırakacaktır. Ve uluslararası topluma sesleniyoruz. İşgalci insanın cinayetlerini şu tarihi saatten sesleniyoruz. Bu işgal gücünün hükümetinin ve muhakeme edilmesini, yargı önüne çıkarılmasını ve halkımızın korunmasını talep ediyoruz. Halkımızın bugüne kadar korunacağını söylemişlerdi ama bugüne kadar maalesef bunu tatbik etmediler. Ve Amerika bunu en başında geliyor. Biz halkımıza karşı yapılan düşmanlığın durdurulması gerektiğine inanıyoruz ve mutlaka durdurulmalı da. Ve yeni bir katliam, yeni bir nekbeye izin vermeyeceğiz. Ve halkımızın mülteci durumuna düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Halkımız kendi toprağında dimdik bir şekilde duracaktır. Ve asla bir yere gitmeyeceğiz. yere gitmeyeceğiz, hiçbir yere gitmeyeceğiz, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bunun karşılığı ne olursa olsun, ne kadar büyük fedakarlık olursa olsun gitmeyeceğiz. Ve biz bu Gazze'deki sivillerin kan banyosundan kurtulmasını istiyoruz. Bu savaşın durdurulması için hiç kimseden تحمل مسؤولياته وان يبادر